Evet sevgili dostlar sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar. Öncelikle Fenerbahçe'mizin bugün forma tanıtımı saat 16'da gerçekleştirilecek. Muhtemelen bu videoda saat 16 ya da 16.30 gibi paylaşılacağı için yeni sezon formalarımız hayırlı uğurlu olsun. İnşallah şampiyon olduğumuz sezonun formalarıdır diye... Ee, ...gelecekte de anlatacağımız güzel formalar olur arkadaşlar. Fiyat konusunda, şekil konusunda zaten daha önce bilgilendirmeyi yapmıştık. Hani az buçuk bildiğimiz kadarıyla. Ama bugünün daha önemli bir haberi var. Bugün günlerden Salı 19 Temmuz 2022. Tabii ki de Dünya Fenerbahçeliler Günü ikinci kez kutluyoruz ama bugün Joao Pedro Fenerbahçe'nin yeni transfer hedefi henüz transfer etmedi. E, ee, Joao Pedro İstanbul'da Aygün abinin de dediği gibi Aygün Özüpey'in de dediği gibi hayırlı cumalar herkese arkadaşlar. Ee, ama bugün salı. Ama yine de hayırlı cumalar arkadaşlar. <laughs> Şimdi dün Pedro'nun temsilcileriyle görüşme vardı. Aslına bakarsanız dün değil cuma cumartesiden beri görüşme vardı yüz yüze görüşmelerde yapıldı, edildi ve her konuda anlaşılınca oyuncu İstanbul'a davet edildi. 3 yıllık imza atması bekleniliyor arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlar bana şey soruyor. Hocam bu bon servis veriyorsun. Niye 3 senelik imza alıyorsun? Arkadaşlar bon servis veriyorsun. 5 sene imza alıyorsun. Oyuncu gitmemek için 700 tane takla atıyor. Onu da ihtimaller arasına katmanızda fayda var. Yani onu söyleyeyim. Şimdi değerli arkadaşlar geçen sezon 2021-2022 sezonda 39 resmi maça çıkmış. 13 gol 4 asist yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Hem yani de 30 yaşında ve bunu İtalya gibi sert savunması olan bir ligde gerçekleştiriyor. Arkadaşlar yıllardır hepimizin kafasında bir plan proje var. Mesela benim kafamdaki proje şu. Bize en uygun savunmacılar İtalya'dan diye düşünürüm her zaman. Çünkü İtalya'da sert futbol oynanılıyor. İşte bizim ligimize en uygun golcüler genelde Fransa'dan olur diye bir düşünce var bende. Bu benim şahsi fikrim. Ee, niye? Çünkü Fransa'da kapalı savunmalar oynanılıyordu. Hani daha çok kısır bir maç temposu vardı. Şimdi İtalya'dan aldığımız forvette bakalım nasıl çıkacak merak içerisinde bekliyoruz. Buradan İtalya'ya giden çöpe dönüşüyor genelde ama bakalım da ne olacak ne edecek. de oynayabiliyor, forvet arkası oynayabiliyor, ee, ve son dönemde sıklıkla duyduğumuz işte adı Galatasaray'la anılan yıldız futbolcu diye bir tabir var ya. Ki sonrasında ne olduğunu biliyorsunuz. Ee, durum bu. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Aslına bakarsanız Fenerbahçe taraftarı tatminsiz. Tatminkar değil tara taraftarımız. Ya baktığınız zaman tam yılın transferi gibi bir olay var ortada. Harbi söylüyorum bak. Ali Koç geldiğinden beri yani başkan seçildiği günden beri Belki de en iyi transferini yaptı. Hücum anlamında. Şaka mı yapıyorum arkadaşlar? Yani şakaysa şaka değil. Ya para, pul, şu bu. Ya bu adamın İtalya'da her sene aşağı yukarı 20 gol ortalaması varmış. Yani baktığın zaman arkadaşlar şimdi bizim normalde gidip Rogon'dan işe yaramaz birkaç isim almamız lazım. Hocam King'i aldık ya. King Rogon'dan bağımsız. Onun durumu zaten özeldi. Onu geçin. Oynadığı zaman zaten göreceksiniz. İyi ki almışız. Dedirtecek inşallah. Vallahi bilmiyorum ben Joao Pedro transferini beğendim. Bir de araya playa çekersek. Hocam playa ile ilgimiz yokmuş. Alakamız yokmuş. Tabii ki de doğrudur. İlgimiz, alakamız kesinlikle yoktur. Görüşmemişizdir. Şartları zorlamıyoruzdur. Yani ben doğru doğru söylüyorlardır. Koca koca adamlar yalan söyleyecek halleri yok. Yani durum bu arkadaşlar. E, menajeriyle e, ya dün bir haber gördüm. Menajeriyle menajeri Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a gelen Pedro'nun Jorge Jesus tarafından istenmediği yani Jesus'un onu istemediği ancak Ali Koç'un transfer konusunda ısrarcı olduğu iddia ediliyor demiş. Doğru. Ali Koç pes oynarken işte top açılımı yaptı. Baktı ki aa aa Pedro diye bir şey çıktı. Gel bakalım İlhan Bey bu nasıl acaba? Gelin bakalım bir bakın şu futbolcuya nasıl bu? Ahmet Bey. Abi sen çocuk musun ya? Gel şuna bak bakalım nasıl bir futbolcuymuş falan mı? Ben e ee, hoşuma giderse ben bunu Jesus'a önermek istiyorum bak. Yav Jesus'a önermek istiyorum deyip böyle mi şey yaptığını düşünüyorsun? Yav. Artık yemiyor Fenerbahçe taraftarı. Artık Fenerbahçe taraftarı yemiyor, haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Ee, hocam sen ama gelmez diyordun. Etmez diyordun. Ben size 50 kere söyledim. 100 kere söyledim. Aynı şeyi söyledim. Ben duyumlar ne şekildeyse o şekilde aktarıyorum arkadaşlar. Hani hatta verirken de bir duyum verirken de dedim ki koskoca hani kim arzıyor falan filan adamları atıp tutacak halleri yok. Uyduracak halleri yok. Yani adamlara zıtlaşacak halim yok. Ha mesleği bırakırım falan filan diyen arkadaşlara gidin sorun siz gelirse diye. <laughs> ha şu bir gerçek. Olayın belki de biz başlangıçta alma niyetiyle değil de başka niyetlerle yaklaşıp sonradan da ulan iyi topçuymuş aslında. cesus'un da onayı var. Hazır gelmişken e, alalım da demiş olabiliriz. Neyse. Piatek Bu arkadaş da bize yazmışlardı. Hocam Sherlock da bizdeydi, değil mi? Vallahi kendileri bilir. Kendileri bilir. İsteseydik 15 dakika içerisinde Charlotte İstanbul'daydı. Pardon transferi bitmişti. Absürt absürt istekler. Yok biz satmıyoruz. Yok biz almıyoruz falan filan. Şimdi Piatek muhtemelen e, Alman liginden e, falan ilgilenenler var. Serie A'dan ilgilenenler varmış. Piatek'in akıbetine ilgili aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Charlotte kalsın. Kurşununu da kursunlar. İnşallah hayırsız uğursuz olur o takıma. Hiçbir şey yapamaz. Ee, onu da söyleyeyim. Ve başka kim vardı? Mariano Diaz konuşuluyordu. Gabriel Barbosa. Belotti. Luis Suarez. Cavani. Bakın bir sürü isim var. Şimdi hepsini bir süzgeçten geçirecek olsak işte mesela Gabigol'ün yıllık ücret, maliyet, şu bu tutmama ihtimali. Kavan'ın yıllık ücret yaşat diye şu bu. Luis Suarez'in aynı şekilde yaşattı, şu bu. Öbürünün sakatlık geçmişi. Mesela Seferovic. Seferovic Fenerbahçe'ye ısrarla yazan bazı arkadaşlar vardı. Hala da sanki ben yazmışım gibi konuşan. Çok şükür Seferovic şeyinden kurtulduk da. Galatasaray alıyormuş sanırım. Fenerbahçe için hayırlı uğurlu olur inşallah. Yani şükür kronik sakatlıklar şunlar bunlar. Bir nevi bir şey olmuş oldu. Fakat Fenerbahçe'de forvete genç bir Brezilyalı. Şimdi güzel de kapak resmim hazır. Fenerbahçe'ye genç Brezilyalı diye. Arkadaşlar. Şimdi transfer çalışması sürüyor. Bitmiyor. Jorge Jesus'un önderliğinde Fenerbahçe. Vasco de Gama'nın genç for forveti. Lucas Figuereiro'yu gündemine almış. Hatırladınız değil mi? Nasıl hatırlamadınız? Hatırladınız. Biz bunu konuşmadık mı burada? Terbiyesizlik etmeyin bak. Bak sizin kime hizmet ettiğinizi çok iyi biliyorum. Terbiyesizliğin yüzümü yok. Biz burada bunu konuştuk. Silivri'de de konuştuk. Metis'te de konuştuk. Çağlayan'da da konuştuk. Biz burada bunu konuştuk. Hatırlayın. Ee, hatta bir espri olmuştu ya şey diye. Hocam adamın işte skills videosunda şurada burada bir sürü gol var. Transfer markete giriyorsun. Adam çamaşır makinesi gibi. Diye. Ben şunu söyleyeyim öncelikle. Jesus'un transfer raporu doğrultusunda hareket ediyoruz. Futbolcunun ismi, cismi, yıldızlı, starlığı bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan futbolcunun katıp katabilecekleri. Şimdi yeni iddia Brezilya'dan diyor. Ee, Vasca Inno Net'in haberine göre Jesus'un raporu doğrultusunda Lucas Figueiro transfer listesine dahil edildi diyor ki zaten listedeydi. 20 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Vasco da Gama formasıyla Brezilya seri B'de yani bir alt ligde 17 maçta görev alıp 2 gol 2 asist üretmiş. Hocam bunu mu alıyoruz? Yani bu mu gerçekten? Hani harbi harbi alacağımız oyuncu bu mu hocam? Hocam sen de futbol unutmuşsun ya. Bunu neyini alıyoruz? Demeyin. 1.78 boyunda 14 Ağustos doğumlu 20 yaşında 21 olacak. Ee, yani tamam gol istatistiği düşük yani göründüğü kadarıyla söylüyorum gol istatistiği düşük ee, hatta futbolcunun e, başka bilgileri de eksik ama daha önce de söyledim. Jesus Uganda 8. liginden futbolcu alacağım desin. Ben okeyim. Bir önceki sezon 20 maça çıkmış. Gol yok, asist yok 467 dakikada. Hani sözümüzü yemeyelim diye söylüyorum. Ya mantık olarak haklısınız. İkinci olarak deseniz ki hocam Thiago Çukur aldık. Daha bunu neye alıyoruz? Hani Thiago Çukur şey değil mi? Vallahi şu anda ben şunu söyleyeyim. Ben şunu söyleyeyim. Pedro alındı. Benim gözüm doydu mu? Benim gözüm doymadı. Ben bir de playa çekilmesi taraftarıyım yanına. Onu söyleyeyim. Vasco de Gama'nın karıştığı iddiaları var. Lucas Figueroa transferi konusunda. Teknik direktör Mauricio Souza, başkan Jorge Salgado tartışmışlar. Oyuncunun satılmasına karşıymış, şöyleymiş, böyleymiş falan filan. Fenerbahçe'de dahil olmak üzere bazı Türk kulüpleri Almaniyet'indeymiş. Ee, Portekiz takımları oyuncuyu izliyormuş falan. Valla bana inandırıcı gelmedi. Açık söyleyeyim. Duyumu veren kardeşlerimi de tanıdığım için söylüyorum. Çıkıp da 3-5 tıklama için yalan söyleyecek adamlar değiller ama bana mantıklı gelmedi. Ha şuna okuyayım. Şuna okuyayım. Pedro'yu aldın. Plea'yı aldın. Serdar Dursun var. Thiago Çukur var. 4 tane forvetim var benim. Valencia'yı satıyorum. Bu arkadaşı alıyorum almasına ama ben bunu alıp Ümraniye spora. Oynama garantisiyle kira kiralıyorum. Buna okeyim. Bak buna okeyim. 1 milyon euro. Fark etmez. 1,5 milyon euro. Al Ümraniye Spor'a oynama garantisiyle kirala. Ben okeyim. Eğer böyle ya aklım ağzından Ümraniye çıkmış. misal veriyorum İstanbul Spor. Fark etmez ya arkadaşlar. Hani aklıma geldiği için söylüyorum sadece. Yanlış anlaşılmasın. Ben okeyim. Ben bunu okeyim. Ama öbür türlü Valencia gitmesin. Pedro Valencia, Serdar Dursun, Thiago Çukur 5. forvet bu. Hocam rezerv takım var nasıl olsa. Buna da okeyim. Buna da okeyim. Ama Pedro, Serdar Dursun bu arkadaş bitti. Denirse biraz bana tuhaf geliyor. Zaten size de tuhaf gelecektir. Allah sonumuzu hayır etsin. O playa için tekrar tekrar soruyorlar. Hocam iptalmiş, gelmeyecekmiş, gitmeyecekmiş diye. Ben de sizler gibi medyada okuyorum arkadaşlar. Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla da öyle söylüyorlar. Ama belli mi olur? Yani bazı şeyler belli mi olur? Değil mi? Bazı şeyler belli olmaz. Belki de taktik yapıyorlardır. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Ben ama playa'dan hala umutluyum. Bilmiyorum çıkmadık candan umut kesilmezmiş. Benim umudum kesilmedi. Şu bir gerçek. Biz Pedro'yu aldıktan sonra muhtemelen Sherlock'un takımı kafayı yiyecektir. Ulan hazır elimize fırsat geçmişti diye. Ee, Birçok isim vardı. En azından hayırlısı iyi. İnşallah Pedro gol kralı olur. İnşallah şampiyonlukta büyük katkısı olur. Şampiyon oluruz. İnşallah hatta aldığımıza değer arkadaşlar. Ee, resmi imzalar atılsın. Ondan sonra daha detaylı konuşuruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.